Finans ve teşviklerle ilgili oturumu başlatmak üzere de moderatörümüz Sayın Koray Göytan'ı ben davet etmek istiyorum TURSEF'ten. Teşekkür ederim Feraye Hanım. Öncelikle bu değerli organizasyonunuz ve davetinizden dolayı hem size hem de Kocaeli Türkiye'ye teşekkür ederim. Ben kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü kıymetli panelistlerimize bırakacağım. Ben Koray Göktan, TURSEF Proje Müdürü'yüm ve Feraye'nin dediği gibi bu panelimizin moderasyonunu yürüteceğim. Bugün iklim değişikliğinin etkilerine karşı gerekli dönüşümün sağlanması için sürdürülebilir enerji ve kaynak verimli yatırımlarının ivedilikle hayata geçmesi gerekmekte. Elektrikte yenilenebilir ve temiz kaynaklardan dönüşümde ilerleme sağlamış olsak da malum olduğu üzere enerji veriminde ve ısı tarafında hala geliştirilecek alan bulunmakta. Kojenerasyon yatırımları da burada önemli fırsatlar sunuyor bize. Bu yatırımların hayata geçmesinde önemli bir ayağı da finansman ve teşvikler. TURSEF hakkında Şule'nin detaylı bilgiler paylaşacaktır. Ben yalnızca size son rakamlarımızdan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki Haziran ayında 11. yılını dolduracağımız programda bugün itibariyle toplamda 1900'den fazla projeye 670 milyon avro finansman sağlandı. Bu yatırımlar ile enerji verimli projelerin yanı sıra 583 megawatt kurulu yenilenebilir enerji güce ulaşıldı. Kojenerasyon özelinde ise TURSEF kapsamında değerlendirilerek finanse edilen 19 kojenerasyon projesinde toplam 24 milyon avro değerinde finansman sağlandı ve bunun sayesinde 54 megawattlık bir kurulu güç hayata geçti. Bunun yanı sıra önceki panellerde de bahsedilmişti. İşte finanse edilen 13 adet biyogaz projesinde ise çıkan atık ısı, tesislerin iç ısı tüketimlerinde ve varsa katı organik gübre tesislerinde kullanılmakta. Ben sözü fazla uzatmadan ilk panelistimiz olan İBİ Türkiye Başkan Vekili Sayın Şule Kılıç'a sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Şule Hanım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu önemli organizasyon için çok teşekkür etmek istiyorum Feray Hanım, Yavuz Bey, sizin şahsınızda tüm bu organizasyonu hazırlıklarını yapan arkadaşlarımıza. Aslında bir prezentasyonum var. Bilmiyorum ekrana yansıtılması mümkün olabilir mi? Ben küçük bir sunum hazırladım. Ben birazcık EBRD'yi tekrar kısaca bir tanıtmak isterim. Daha sonra da bu alanda özellikle önerdiğimiz finansman çözümleri üzerinde değinmek istiyorum. Bir sonraki slide alabilirsek. EBRD'yi birçoğunuz aslında tanıyorsunuzdur ama çok uluslu bir banka. IFI statüsünde ve Türkiye'nin de dahil olduğu 71, 69 ülke ve EIB ve EU ile birlikte 71 ülkenin hissedar olduğu bir kurum. Ana misyonu da aslında hani tamamıyla hani Commercial Bank'tan daha farklı bir misyona sahip bulunduğu ülkelerin, finansman sağladığı ülkelerin kalkınmasına ve büyümesine destek olmak. Yapılacak yatırımların da özellikle sürdürülebilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlar olması ana hedefleri. Bu anlamda da politikalarımızda altı ana prensibimiz var misyonumuzda. Bunlar rekabetçi olması, kapsayıcı olması, yönetişim anlamında iyi yönetişime sahip olması, yeşil olması, dayanıklı olması ve entegre olması ana prensiplerimiz arasında. Bir sonraki slide'ı rica edeceğim. Burada görüyorsunuz şu anda Türkiye dahil aktif olduğumuz ülkeler 38 ülke. 1991 kurulduğu yıldan itibaren ülkelerin başvurmaları ile operasyonlarımızın başlamıştır. Bir sonraki slayda geçersek Türkiye'de 2009 yılında faaliyete başladı bankamız. Şu anda iki tane ofisimiz var, İstanbul ve Ankara olmak üzere ve toplam 100 kişilik bir ekibimiz var. O aslında gurur duyarak da söylediğim bir diğer noktada şu anda EBRD'nin en büyük faaliyet gösterdiği ülke durumunda toplam EBRD portföyü içerisinde %15'lik bir paya sahip.
kurulduğu yıldan bugüne yaptığı faaliyetlerle. Bugüne kadar Türkiye'de 330'un üstünde projeyi finanse ettik ve bu rakamsal olarak da 13.1 milyar euro olarak ve bugün itibariyle de portföyümüz 7,5 milyar euro civarında yapılan geri ödemeler ve kapanmalar sonucunda. Geçen sene çok zor bir sene olmasına rağmen bizim için çok başarılı bir sene oldu. Biliyorsunuz bizim gibi kurumlara özellikle zor zamanlarda daha çok ihtiyaç var. Ve biz müşterilerimizin ve projelerimizin bu zor zamanda özellikle finansman ihtiyaçlarına destek olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle 1.7 milyar euro gibi bir rakamla kapattık 2020 yılını. Yine Türkiye açısından gurur duyduğumuz bir nokta, diğer ülkelerimizde bu kadar yüksek bir rasyo değil. Bizim finansmanımızın %93'ü özel sektör. Kalan %7'i de zaten daha çok belediyelerimiz dahil olduğu ve çok az miktarda bir tane sadece bir devlet kredimiz var. Onun haricinde bütün projelerimiz özel sektör projelerimiz. Bizim için özel sektör her zaman öncelikli sırada. Sektörler olarak da çok geniş bir perspektifimiz var. Sustainable infrastructure altında enerji ve altyapı, FI Türk bankalarımız üzerinden SME'lere özellikle ulaştığımız taraf ve bir de corporate tarafta işte tarım, üretim, turizm ve telekomünikasyon ve teknoloji üzerine projeleri destekliyoruz. Türkiye stratejimiz 2019 yılında yenilendi ve bunun sonucunda 4 ana misyon belirlendi. Bugünün önemi açısından herhalde en önemlisi burada 4. sırada koyduğumuz Green Economy Transition ve Regional Energy Connectivity kısmı herhalde bugünkü konumuza en çok hitap eden misyonumuz olacak. Bir sonraki slide rica edeceğim. Türkiye, burada aslında şeyi göstermek istiyorum konunun şey açısından. Bizim için yeşil en önemli konu. Ve çok yakın bir zamanda biz tekrar banka stratejileri gözden geçirildi ve bunun sonucunda bizim her yaptığımız iki yatırımdan birinin mutlaka yeşil olmak zorunda olduğu gibi bir hedef kondu önümüze. Dolayısıyla her yıl yapacağımız yatırımlar bundan sonra minimum %50'si yeşil olacak, yeşil projelere yatırım yapılacak şekilde bir hedef koyduk. Bugüne kadar da zaten aslında 35 milyar euronun üstünde bir rakamı 2000'den fazla proje, yeşil projeyi finanse ederek aslında yeşilin bizim için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bir sonraki slide. Bu dediğim gibi stratejimizi geçen sene özellikle bu Paris anlaşması, aynı zamanda Avrupa Birliği, Green Deal çerçevesinde ve özellikle içinde yaşadığımız dönemin iklim değişikliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan kriz durumları diyeyim, özellikle COVID'le birlikte bunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Biz de bu anlamda bizim şu andaki mevcut yeşil ekonomi politikamızı tekrar bir gözden geçirip önceliklerimizi tekrar bir gözden geçirmeyerek yeni bir şey belirledik, strateji, daha doğrusu revize edildi stratejimiz. Bu anlamda da bu slaytta gördüğünüz alanlar önceliklendirilmiş alanlar olarak belirlendi. Burada görüyorsunuz enerji sistem integration özellikle kojenerasyon anlamında çok önemli. Green buildings, yeşil binalar diğer bir çok önemli konu. Şehirlerimiz ve yapılan çevre altyapı yatırımları o anlamda çok önemli. Bu nedenle zaten belediyelerimizle çok yakın bir çalışma prensibi başlattık. Onu daha sonra tekrar dile getireceğim. Onun haricinde de gördüğünüz üzere her sektörde, her alanda, bu üretim sektörü de olsa, endüstri de olsa, normal belediye hizmetleri de olsa her alanda mutlaka yeşilin uygulanacağı, yeşilin ön plana çıkılacağı alanları ortaya çıkartmak ve bunları finanse etmek temel hedefimiz. Bir sonraki slide. Bunu bahsetmiştim zaten. 6 önemli misyonumuz. Her bir projede bu misyonlardan en azından ikisini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir sonraki. Burada da özellikle şu anda yaptığımız Türkiye'deki yatırımların sektörler bazında dağılımını görüyorsunuz.
Bu özellikle yeşil projeler dediğimiz Green Economy Transition projelerimizin sektörler anlamında dağılımı. Burada özellikle gördüğünüz üzere finansal institutionlar, yani bankalarımız önemli bir yer tutmakta. Bunun da en önemli nedeni, az önce Koray Bey'in de bahsettiği gibi, bu TURSEF, MITSEF ve TUREF kredilerimiz var. Türk bankaları üzerinden verdiğimiz. Bunlardan dolayı ciddi bir rakam o sayede gerçekleşmiş durumdadır. Bir sonraki. Ve Türkiye bu arada şu anda %45 gibi bir seviyeye sahip. Yani toplam yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız projelerin %45'lik kısmı yeşil. Bu da Türkiye'nin aslında %50'lik hedefimize ne kadar yakın hareket ettiğimizin bir göstergesi banka olarak. Şimdi burada green economy deyince bu ürünlerde, bu projelerde ya da bu ürünleri içeren projelerde biz yeni ürünler çıkartmaya uğraşıyoruz. Bu anlamda da özellikle iklim fonları var, iklim yatırım fonları var. Bunlardan destek almaya çalışıyoruz. Bu anlamda Climate Investment Fund önemli bir ortağımız. Ve onun burada da amaç bir yandan bu yeni özellikle yeni keşfedilen yeni teknolojiler veya green ekonomiyi destekleyecek ürünle yeni daha teknoloji anlamında henüz test edilmemiş projeler olması durumda özellikle çok ön plana çıkıyor. Burada amaç birazcık da riski paylaşmak. Bu anlamda bir ürün geliştirdik. Bu özellikle yeşil ekonomiye yönelik yapılan teknoloji yatırımları ve projelerimiz de önemli bir ürün olacak bizim için ya da finansman çözümü olacak. Burada da amaç özellikle bu Climate Investment Fund'ın getirdiği destek ile, hibe ile diyeyim veya grantla projenin belli bir kısmını discount etmek ve maliyeti bu şekilde nispeten aşağı çekmek. Ama tabii bunu yaparken aynı zamanda biraz da incentive vermek. Bu amaçla bazı hedefler tutturuldukça faizin aşağıya çekilmesi yönünde bir yapı. Bu önümüzdeki dönemde de daha sık kullanmaya çalışacağımız bir çözüm olacak. Bu çözümü geliştirirken de aslında EBRD olarak bir yandan biz teknik destek ve danışmanlık veriyoruz. Diğer yandan da ilgili bakanlıklarla bazı policy diyaloglar yaparak özellikle low carbon, yani düşük karbon emisyonu ve özellikle iklim anlamında dayanıklı kurumsal stratejilerin gelişmesini hedefliyoruz. Dediğim gibi bu programı özellikle önümüzdeki günlerde daha sık duyacaksınız diye umut ediyorum bizim taraftan. Özellikle yeni teknolojiler için bu alanda kullanılan. Bir sonraki. Az önce Koray Bey bahsetmişti bizim aslında Türkiye'de çok başarılı bir şekilde uyguladığımız bir çözüm oldu. TURSEF, MITSEF ve TUREF'ler. Bunları biz hep Türk bankalarımızla beraber yürüttük. Biz verdiğimiz fonu toplu bir şekilde ilgili Türk bankalarına veriyorduk. Orada belli kriterler belirliyoruz, belli sektörler, belli size'lar belirliyoruz ve o bağlamda Türk bankalarımız bu projeleri seçiyorlar ve bu kriterleri tutturan projelerde bazı yapılması gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra da bu krediler veriliyor. Burada göreceksiniz özellikle TURSEF'te mesela yaklaşık 1 milyara yakın bir rakam kullanıldı ve bu rakamın içerisinde özellikle baktığınızda SME'lerin, KOBİ'lerin verimlilik ve enerji yatırımları, belediyelerimiz, yine daha küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı yapıldı. Yine benzer şekilde MITSEF'de de daha büyük ölçekli. Orada da rakamımız 1.6 milyar euroya ulaştı. Ve orada da yine alanlarımızda işte yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atıktan enerji üretimi ana alanlarımız olduğu yatırım tarafında kullandığımız. TUREF'te biraz daha residential tarafa yönelik. Özellikle işte evlerimizde, binalarımızda enerji verimliliği
ekipmanların alınması, bununla ilgili yatırımların yapılması ve binalarımızın hem iklim hem de enerji ve kaynak kullanımı açısından en etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar. Şimdi bütün bu üç ana ürün artık yeni başlığı GEF olarak tekrar gündeme getireceğiz. Green Economy şeklinde ve umut ediyoruz ki önümüzdeki dönemde bunun da daha fazla açılımını yapma şansına sahip olacağız. Burada bir önemli nokta şu, TÜRSEF'te özellikle co-generation yatırımlarının büyük bir kısmını biz bu TÜRSEF altında gerçekleştirdik. Burada özellikle rakamlar genelde daha küçük, 5 milyon euroların altında rakamlar olduğu için o anlamda TÜRSEF çok güzel fit etti. Ve bu anlamda bu co-generation yatırımları özellikle daha çok tek başına yapılan yatırımlar olduğu için bizim açımızdan da hani banka olarak zaten insan kaynağı kısıtımız olması nedeniyle çok güzel çözüm olarak ortaya çıkmış bulunmakta. Bir sonraki slayta geçersek yine bu alanda çok önemli bir daha başka ürünümüz diyeyim. Bu Green Cities Framework ve bence co-generation tarafı açısından da bu çok önemli. Buradaki hedef de belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz ve belediyelerimizin yaptığı bütün yatırımlarda yeşil en öncelikli nokta. İzmir Belediye'miz ilk yeşil şehir programımıza dahil olan şehrimiz oldu, belediyemiz oldu. Onlarla birlikte önce bir MOU imzaladık, arkasından da beraber bir yeşil şehir aksiyon planı oluşturduk. Ve bu yeşil şehir aksiyon planı içinin başlatılması için bir tane trigger proje seçiyorsunuz. Ve ondan sonra da diğer projeleri belirliyorsunuz. Ve burada hedef bu Green City Action Plan altında belirlenen işte daha low carbon, işte iklim değişikliğinin özellikle karbon emisyonunun azaltıcı şeyler, çevre kirliliğiyle ilgili çözümler. Bunların hepsi bir plana bağlanıyor ve belediyemiz sırayla bu yatırımları gerçekleştirilmesi ve belli bir sürenin sonucunda 5 yıl, 7 yıl belli bir sürenin sonucunda bu hedefi tutturması. Ve biz de bu arada belediyelerimize bir yandan teknik destek veriyoruz bu projeleri geliştirmeleri ve yapmaları için. Diğer bir yandan da ortaya çıkan projelerin finansmanını gerçekleştiriyoruz. O anlamda İzmir'de şu anda ikinci Green City projemiz bir metro projesi. Onu da gerçekleştirmek durumdayız. Ankara çok yakın bir zamanda geçen sene yine Green City planımızı imzaladık. Onlarla da şu anda Green City Action Plan'i geliştirme aşamasındayız. Ve umarım ki çok yakın bir zamanda aynı şekilde İstanbul için de bunu duyuracağız ki İstanbul şu anda çok yoğun popülasyonu sahip bir şehir olması nedeniyle, çok kalabalık bir şehir olması nedeniyle yeşil şehir uygulamaları için çok önemli ve o anlamda da eğer dahil olurlarsa en büyük şehrimiz olacak Green City Framework altında. Şu anda 45 tane bulunduğumuz ülkelerde şehir, belediye bu Green City aksiyon planını uyguluyor. O anlamda da yapılacak bütün kojenerasyon yatırımları, belediyelerimizin içinde yer aldığı çözümler, bu Green City Framework adı altında değerlendirebileceğimiz çözümler olacaktır diye belirtmek isterim. Bir sonraki slide. Biz bir yandan tabii finansman veriyoruz ama asıl bizim dediğimiz gibi misyoner bir bank olmamız nedeniyle bizim tek amacımız para vermek ve finansmanı işte karşında faizimizi almak ve bir köşeye çekilmek değil. Bizim asıl en önemli misyonlarımızdan birisi de dediğim gibi ülkenin kalkınmasına, büyümesine ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasına destek olmak için biz Ankara'yla çok yakın bir çalışma sergiliyoruz. Bunu gerek tuttuğumuz danışmanlarla, Koray Bey o anlamda bizimle bayağı yoğun çalışmıştır. Gerek kendi bir fiil uzmanlarımız var hem Londra'da hem Türkiye'de. Onlarla birlikte biz bakanlıklarımızla çok yakın bir çalışma
çabası gösteriyoruz. O anlamda da bugüne kadar aslında Enerji Bakanlığımız, gerçekten onlara da burada tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Ersoy Bey de buradayken, onun nezdinde de. Çok güzel bir çalışma ortamımız oldu Enerji Bakanlığımızla birlikte ve bugüne kadar çok güzel çalışmaları beraber yapma ve onlara elimizden geldiğince destek olma şansına sahip olduk. Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planı mesela bunlardan biri, ya da Enerji Verimliliği Aksiyon Planı'nın geliştirilmesi bunlardan bir diğeri. Yine circular ekonomiye yönelik sıfıra yakın atık çözümleri olsun. Çok burada listesini gördüğünüz, ben sırayla geçmek istemiyorum vaktimizi de göz önüne alarak. Çok sayıda policy dialog tarafında bakanlıklarımızla, ilgili idarelerle yakın çalışıp politikalar geliştirip bunlarla ilgili regülasyonların hazırlanmasına da destek olmaya yönelik çalışmalar da yapmaktayız. Bu da yine bu anlamdaki faaliyetlerimizin en önemli kısmı oluşturuyor. Bir sonraki slide. Dediğim gibi burada bir diğer alanda düşük karbon emisyonuna yönelik bir value chain oluşturulması. Bu da yeni başlatılmış bir çalışma. Bu çalışmada da aslında amaç hidrojenin EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde nasıl kullanılabileceğine yönelik bir çalışma. Bu çalışma inşallah Türkiye'de de yapmayı çok istiyoruz. Çünkü artık özellikle bu iklim değişikliği de göz önüne alındığında karbon emisyonu düşürmek amacıyla hidrojen ve hidrojenle ilgili, amonya ile ilgili çözümlerin önümüzdeki dönemde çok önemli hale geleceğini görmekteyiz. Bu aynı zamanda fuel ve gaz kullanımını da azaltacak yönde önemli bir çözüm olacaktır. Bu da yeni bir çalışma. Burada daha herkes, yani bütün dünya aslında bu çalışmalar üstünde hem hidrojenle ilgili yapılan yatırımları azaltmak, hem de hidrojen üretiminin yapılıp ondan sonra bu hidrojen, üretilen hidrojenin enerji üretimi yapacak ya da enerji kullanımını gerçekleştirecek noktaya ulaştırılmasına yönelik bütün çözümler. Bunun üzerinde bütün dünya şu anda büyük bir faaliyet içinde. İşte çelik ve biliyorsunuz cam sektörü gibi büyük sektörler, özellikle çok enerji yoğun sektörler. Bunlarda eğer bu hidrojen çözümleri kullanabilirse bu ciddi bir kazanç olacaktır bütün dünya açısından. Bir sonraki slide'ımıza geçersek. Bir diğer alan, az önce aslında ki prezentasyonda da gördük, Denizli jeotermal projesiyle ilgili örnek. Bu da gerçekten çok önemli bir alan. Çünkü aslında jeotermal doğal bir kaynak. Yerin altında çok yüksek sıcaklık ve bunlar, bu neden aynı zamanda district heating için kullanılmasın. Bu anlamda da Türkiye'mizde özellikle Ege bölgemiz çok güzel bir potansiyel teşkil ediyor. Ve bu anlamda bu orada geliştirilecek, yapılacak yatırımlarla bu enerji kaynağının hem district heating'de hem de cooling'de kullanılması çok güzel bir avantaj sağlayacaktır. Buradaki bu çalışmamızın sonucunda çıkan en önemli sonuçlardan biri bu olmuştur. Tabii bir diğer önemli şey zaten bulunduğu yerin tam altında olması nedeniyle taşıma, işte yok ulaş, onu bir grid'e bağlama gibi sorunlar da olmaması nedeniyle çok güzel bir kaynak. Ama tabii Türkiye'de ne yazık ki yapılan çalışmada da görüldü, bazı eksikler var framework anlamında. Bunun geliştirilmesi lazım ki bu alanda yapılacak yatırımlara destek olsun. Bir diğer tabii en önemli konu, biliyorsunuz jeotermal özellikle bulunduğu Ege bölgesinde çok ciddi bir karşı duruş var jeotermal projelerine karşı. O da işte kükürt salınımı olduğu ve karbondioksit salınımı olduğu için özellikle tarım alanlarını etkilediği yönünde. Bunu ortadan kaldırmak için, bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için diyeyim nispeten, biz bir cumulative impact assessment yaptık. Yani oradaki bütün jeotermal projelerini de gözden alarak gerçekten ne kadarlık karbon salınımı, gerçekten ne kadarlık bir kükür salınımı ve bunları azaltmak için ne gibi çözümler getirilebilir şeklinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışma yine biz Çevre Bakanlığımızla birlikte yaptık. Bunun halka anlatımı
tanıtılması bu distrikt enerji sistemlerinin kullanımı açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Yoksa insanlar direkt karşı çıkıyor. Hayır, bu benim tarım alanımı mahvediyor, havamı mahvediyor diye bakıldığı için. Halbuki her şeyin bir çözümü olduğu gibi bu da çok güzel bir şekilde çözülebilecek bir alan. Bir sonraki slide'a geçersek. Evet, burada da benim kontak detaylarımı koydum. Yani her bir şeyden biraz değinmeye çalıştım. Aslında konu o kadar geniş ki ama eğer hani herhangi bir soru olursa veya daha sonra herhangi bir şekilde görüşmek istenirse telefon numaralarım burada, seve seve görüşmeye hazırım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Şule Hanım. Ben izninizle bu GEV süreciyle ilgili olarak teknoloji seçim araçlarıyla ilgili bir not belirtmek istiyorum. Daha önceden her ülkedeki SEF'lerin teknoloji seçim araçları ayrı ayrı iken artık EBRD tümünü tek bir çatı altına topladı. Ve buraya üreticiler, artık satıcılar doğrudan kendileri üye olabiliyor. Yani aramızda hala olmamış kojenerasyon tarafında veya diğer teknolojilerde satıcılar veya üreticiler varsa onlar da bizimle iletişime geçerek ya da doğrudan site üzerinden techselector.com üzerinden üye olabilirler. Çok teşekkürler. Ben bir sonraki panelistimiz olan Siemens Leasing Genel Müdürü Sayın Bülent Taşar'a söz vermek istiyorum. Bülent Bey, buyurun, söz sizde. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu aslında benim teknik olarak çok uzak olduğu ama finansman tarafında da çok yakın olduğum bir konu. O yüzden hani hep şöyle bir şey vardır. Projelere finansmanıyla beraber gelin derler. O yüzden biz de işin bir tarafından tutmaya çalışıyoruz. Hem leasing sektörü açısından hem kendimiz açısından. Ben de prezentasyonu rica edebilir miyim, göndermiştim. Ben aslında banka kökenliyim. Tabii ki tüketim finansmanı, tüketici finansmanı, proje falan birçok yerde bulundum. Şimdi leasing sektörü aslında ülkelerin ihtiyacı olduğu bir finansman modeli. Reel sektör. Yani hem üretim hem de işsizliğe aslında en yakından destek olan bir sektör. Tabii ki sektör olarak birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Biz Siemens olarak da. Şunu belirtmek isterim ki mesela Amerika gibi bir ülkede %33 toplam sabit yatırımlar leasingle yapılıyor. Bu kuzey ülkelerinde %46'ya çıkmış, İskandinav ülkelerinde. Toplam sabit yatırımı finans enstrümanları içinde. Bu şu demek, bir ülkenin gelişmişlik düzeyiyle aslında leasing kullanımı arasında bir pozitif korelasyon var. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye'de daha bu rakam, penetrasyon oranımız %4,5-5'lerde. Bir ara %7-8'lere geldik ama global krizler arkasından kendi krizlerimiz derken bu oran biraz aşağıya gelmiş durumda. Evet, biz Siemens Leasing olarak 173 yıllık bir büyük Alman, özellikle de enerjiyle başlayan ama şu anda sağlık sektörü olsun, aslında üretimden çözüm, solution sektörüne dönmüş aslında bir büyük firmanın, ailenin parçasıyız. 193 ülkede faaliyet gösteriyor. Hemen hemen her ülkede Siemens var. Ve Türkiye'de de 160 yıldan beri varız. Bir sonraki slide'a geçersek. Biraz kısaca kendimizden bahsedip sonra sektörden ve sonra da somut olarak biz neler yaptık, birkaç tane örnekle bitirmek istiyorum fazla vaktinizi almadan. 97 yılında kurulduk. Büyük bir şirket değiliz ama çok verimli bir şirketiz. 2,5 milyar dolar Türkiye'ye finansman getirip Türkiye'deki yatırım sektörünü finanse etmişiz. Yani sabit yatırımlara büyük bir destek verilmiş burada. Ben bunu çok önemsiyorum. Paranın doğru yerde ve ülkenin ekonomisinin kalkınmasında doğru harcanması çok önemli. Çok değişik ekipmanlar yapıyoruz. Özellikle Siemens bazı ekipmanlar, portföyümüzün bir kısmı, yarısından fazlası, mesela tıbbi cihazlar, mesela elektrik üretim ve dağıtım sistemleri, aynı zamanda da inşaat iş makinelerinden tutun da
içinde Siemens akıllı çözümleri olan bir CNC metal işleme ekipmanlarından tutun. Her türlü üretim, plastik enjeksiyon alanında varız. Tabii ki IT teknolojileri de finanse ediyoruz. Merkezimiz Ankara. Oradan iç Anadolu'yu İstanbul'dan da daha Marmara ağırlıklı yapıyoruz ama Türkiye'nin her yerine yatırım bazında ulaşıyoruz. Şeye çok önem verir Siemens Diversity ve Inclusivity'ye. Bu açıdan bizim şirketimizde şöyle bir şey koyayım istedim. Yani kadın ağırlıklı bir şirketiz. %51 çok az yukarıda. İyi dağılmış bir kadın erkek diversity var şirkette. Bir sonraki slayta geçersek. Evet, ya aslında leasing işlemi çok basit bir işlem. Şöyle söyleyeyim, enerji finansmanının aslında iki ayağı var gibi geliyor bizim açımızdan baktığımız yerde. Bir tarafı proje finansmanı. Çok büyük proje finansmanı, çok uzun vadeli yatırımlar. Biz ise biraz daha işin straightforward dediğimiz diğer işlerini yapıyoruz. Mesela bir rüzgar panelini veya son dönemlerde sektörde görmüşsünüzdür. Güneş enerjisi de çatı yatırımları, çatıdan güneş enerjisi elde etme yatırımları. Bunları daha çok yapar vazdayız. Yani şöyle söyleyeyim, 100 bin eurolarla 40-50 milyon eurolara çıkan bir range'in içindeyiz. Bundan daha büyükleri sektörde aslında sektörün %96'sını temsil eden bankalar tarafından yapılıyor. Çok kolay bir şey var. Müşteri satış anlaşmasını yapıyor, bize geliyor, fiyat teklifi veriyoruz. Bir kredi mali analiz yapıyoruz. Sonra leasing sözleşmesini yapıp finansal kurumlar birliğinde tescil ettiriyoruz. Satın alma parayı ödüyoruz. Daha sonra kiracı da bize ödüyor. Genellikle full payout lease dediğimiz dönemin sonuna bir bakiye bırakmayan bir ödeme planı var. Dönemin sonunda da sembolik bedelle müşteriye devrediyoruz. Aslında çok kolay işleyişi olan bir finansman modeli. Evet, ya yani burada çok avantaj var. Mesela teşvik belgesi leasing sektöründe kullanırsanız kaybolmuyor. Leasing sektörü teşvik belgesini yatırımcı adına kullanmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadeli aslında çok fazla kaynak da yok. Yani biz COBİ bazında özellikle orta ve uzun vadeli hemen hemen tek finansman modeli gibiyiz. Proje finansmanı büyük projelerin dışında diyeyim. Yatırımın tamamını finanse ediyoruz. Öyle %15'ini sen koy işte gerisini. %100'ünü finanse ediyoruz. Çok esnek ödeme planları yapabiliyoruz. Bu çok önemli, mevsimsel. Özellikle tarım sektöründe yapılan yatırımlarda 6 ayda bir ödeme gibi mevsimsel ödeme planı yapıyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi bu devletin bu sektöre, leasing sektörüne ve alt sektörlere vermiş olduğu diğer sektörlere, bağlantılı sektörlere imkan. Mesela buhar, gaz türbinleri, belirli motorlar %1 KDV'ye tabi, cari KDV'nin altında. Bu önemli bir avantaj. Bir de bünyesinde ithalatçısı, gümrükçüsü, büyük yapılar olmayan KOBİ müşterileri, ki bizim sektörümüzün %90'ı KOBİ ağırlıklı işlem yapıyor. Çok büyük operasyonel kolaylık, çünkü hukuki mülkiyet bizde olduğu için bütün bu operasyonel işleri biz yapıyoruz. Yani böyle bir ilave hizmetimiz var. Hem danışmanlık hem operasyon. Evet, buradan birkaç tane. Biz aslında elektrik üretim ve dağıtımla ilgili çok fazla finansman yaptık. Hem Siemens Leasing'den bahsediyorum, hem sektör. Mesela biz doğalgaz büyük çevrim santrali yaptık Antalya'da. 33 milyon dolar. Daha sonra 12 milyon dolarlık, euroluk bir işlem yaptık. Ama burada konumuzu biraz daha kojenerasyonla bağlantılı hale getirmek istiyorum. Yaptığımız birkaç işlemden de örnek vererek sorular varsa onları almaya çalışıyorum. Şöyle bir mesela aracı müteahhit firmaya biyokütle atıklarından enerji elde edilmesi için, ki yani Türkiye'de çok da fazla yapılan bir yapı ve işlem değil. Buhar türbünü finansmanı yaptık. Biraz basında da çıktı bu. Biraz uzunca süre yer aldı. 2.7 milyon euro. Bir sonraki slide'da. Burada bir buhar türbünü finansmanı yaptık. Türkiye'nin en önemli ve büyük mukavva ve kağıt üreticilerinden. 3.4 milyon euroluk.
Bu da ya yani bunlar hep orta ve uzun vadeli finansman. Türkiye'de kaynağı çok olmayan. Hani şimdi EBRD, Dünya Bankası, IFC bir takım kredileri getiriyor. Onları kullanan banka ve leasing şirketleri var. Tabii ki orada vadeler daha uzun oluyor. Ama o kaynaklara ulaşmayan, kendi kaynaklarıyla işlem yapmayı yapan sektörün bir kısmı da var. Dolayısıyla kendi finansmanımızı kendimiz sağlayıp bir de vade uyumsuzluğu yaşamamak adına bulduğumuzu satmaya çalışıyoruz. Yani 4-5-7 yıllara giden finansman modelleri bunlar. Türkiye için yine makul uzunlukta bir finansman kaynağı sunuyoruz. Bir sonraki slide galiba o da en son slaytımız. Bu da enerji verimliliği. Bu bizim çok önem verdiğimiz özellikle güneş enerjisi tarafında bu konu bunu çok yapıyoruz. Çok yeni İzmir bölgesinin çok büyük deri üretici firmasına bir işlem yaptık. Bunların çoğalacağını düşünüyorum. Bu tamamen 10 yıl vadeli bir finansman. Sanki enerji giderini elektrik faturası öder gibi ödeyen bir sistem. Bunun çok gelişeceğini Türkiye'de ve çok büyük de sektörlere katkı sağlayacağını düşünüyorum. Genel olarak benim söyleyeceğim leasing sektörüyle ilgili ve firmamızla ilgili konular bunlar. Birkaç somut örnekle de renklendireyim istedim. Ben leasing sektörünün en birinci günden beri varım. Hatta kurşun kalemle yazılmış ilk leasing kanununla ilgili maddelerle benim elimden yazılmış konular var. O yüzden leasingle ilgili herhangi bir konu, herhangi bir şey aklınıza gelirse burada vakit yetmeyebilir. Biraz sonra bir sonraki slaytta kontak isimleri vereceğim. Bana ulaşabilirsiniz. İlla bizde çalışmanız gerekmez. Başka konularda da olabilir, başka yatırımlarda. Memnuniyetle cevaplarım. Yani yaklaşık dediğim gibi kurulduğu günden beri 20 küsur yılda Finansal Kurumlar Birliği oldu ama dernek zamanında, FİDER zamanında kurucu başkanlığını yaptım. O yüzden yani hem işin hukuki tarafı, hem vergisel tarafı, hem teknik tarafı, hem operasyonel tarafı bu konuda kendimi donanımlı hissediyorum. Her türlü araştırma, soruya memnuniyetle cevap verebilirim. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de Feraye Hanım'a, Yavuz Bey'e ve onların nezdinde emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkür etmiş olayım. Katılımcılara da teşekkür ederim. Bir kısmını dinleyebiliyorum çünkü evimi taşıyorum bugün. O yüzden katıldığım kısımlarda, teknik kısımlarda da aslında işin teknik tarafındaki eksikliğimi de gidermeye çalışıyorum ve çok şey öğreniyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum konferansın. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler Bülent Bey. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Bize son 3 senedir programımıza katılan leasinglerle beraber hem sektörü hem de bu tarafta özellikle enerji verimliliği ve çatı gez tarafındaki potansiyeli değerlendiriyoruz. Umarım kojenerasyon tarafında da bu projeleri hayata geçirme fırsatı bulacağız. Çok vakit kaybetmeden sıradaki konuşmacımız olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Evçet Proje ve Destekler Daire Başkanı Sayın Ersoy Metin'e söz vermek istiyorum. Buyurun Ersoy Bey. Teşekkürler Koray Bey. Ben de tekrardan herkesi saygıyla selamlıyorum. Zannedersem sunumum ekranda yansıyor. Baktığımızda Türkiye'deki enerji verimliliği çalışmaları her ne kadar 80'li yılların başına dayansa da 2007 yılında yayınladığımız enerji verimliliği kanunuyla çalışmalarımız hız kazanmıştır. Aslında kanunumuz enerji verimliliği çalışmalarının temelini, esasını teşkil etmektedir. 2017 ve 2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ise bu çalışmaların yol haritasını ifade etmektedir. Diğer taraftan baktığımızda enerji verimliliği çalışmaları enerji verimliliği kanunu kapsamında baktığımızda sanki sanayi sektörüne odaklanıyor gibi görünüyor. Ama diğer taraftan enerji verimliliği çalışmaları sadece sanayide değil, enerjinin üretiminden iletimine, dağıtımına, ulaştırmadan tarıma birçok alandaki enerji tüketen sektörleri ilgilendirmektedir. Bu bağlamda Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda da tanımladığımız gibi çalışmalarımız sanayi dışında diğer sektörlerde de faaliyetlerimiz tanımlanmış olup odaklı bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar arasında da en önemlilerinden bir tanesi de
sektördeki ivmelendirmeyi hızlandıracak enerji verimliliğine verilen desteklerdir. Baktığımızda kamu tarafından sağlanan desteklerin yanında özellikle uluslararası finans kuruluşlarının da sağlamış olduğu enerji verimliliği destekleriyle ülkemizdeki enerji tasarruf potansiyeli kazanılmaya çalışılmaktadır. Özellikle bakanlığımız tarafından 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu kapsamında 2009 yılından beri sadece sanayi sektörüne yönelik olarak verimli kartlayıcı proje ve gönüllü anlaşma destek programları uygulanmaktadır. Tabi bu destekler hibe şeklinde geri ödemesiz, karşılıksız verilen desteklerdir. Yine bunun yanında 2014 yılında uygulamaya başlanan, Bakanlar Kurulu ile uygulamaya başlanan yine sanayi sektörüne yönelik 5. bölgede verilen teşviklerin enerji verimliği yatırımlarına da uygulanmasıdır. Bu teşviklerin dışında baktığımızda özellikle KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik enerji verimliliği eğitimlerine, etütlere ve projelere vermiş olduğu destekleri var. Her ne kadar yaygın bir şekilde de uygulanmasa da KOSGEB'in vermiş olduğu destekleri, bu destekler hibe destekleri arasında sayabiliriz. Az önce de bahsettiğim yine uluslararası finans kuruluşlarının vermiş olduğu, özellikle enerji verimliliği kanunundan sonra Dünya Bankası'nın sanayi sektörüne en son KOBİ'lere yönelik uygulamış olduğu destekler, EBRD'nin keza şu anın bahsettiği hem finans tarafında hem de teknik destek bağlamında vermiş olduğu destekler, bu destekler arasında sayabiliriz. Güncel olarak bu desteklerden bahsedecek olursak 2021 yılını Türkiye'deki Kalkınma Ajansı kaynak verimleri yılı ilan ettiler. Bu kaynak verimleri yılı içerisinde de enerji verimleri öncelikli konular arasında yer almakta ve bazı kalkınma ajansları enerji verimleri etütlerini ve yatırımlarını kredi şeklinde, faiz desteği şeklinde desteklemeye başladılar. Yine diğer taraftan bu konuda en çok bilinen, yaygın olan Şeker Bank'ın eko kredisi hem bina tarafında hem de sanayi tarafında vermiş olduğu kredileri bunun arasında sayabiliriz. En son yine Dünya Bankası Çevre Şehircilik Bakanlığı ile de yürüten kamu binalarına yönelik sağlamış olduğu fonu da bu fonlar arasında, yatırımlar arasında güncel destekler olarak sayabiliriz. Verimli kartlayıcı proje desteklerine baktığımızda bu destek mekanizmasını biz 2009 yılından beri sanayi sektörüne yönelik olarak uyguluyoruz. Burada şunu ifade etmekte fayda var. Enerji verimliliği desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerin öncelikle bakanlık veri tabanına kayıt olarak son 3 yıla ait enerji tüketimlerini bize bildirmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi atamaları bünyelerinde çalışıyor da olabilir. Dışarıdan EVD şirketlerinden hizmet alabilirler. Diğer taraftan ISO 50001 enerji yönetim standardı belgesinin yaygınlaşması, enerji yönetim faaliyetlerinin yaygınlaşması açısından da bu belgeye sahip olmalarını ya da başvuru tarihi itibariyle bu belgeye başvurmuş olmalarını istiyoruz. Diğer taraftan kriterimiz yıllık enerji tüketimlerinin işletmeleri, bunlar imalat sanayi tesisleri, yıllık enerji tüketimlerinin 500 ton eşdeğer üzerinde, petrol eşdeğeri üzerinde olmalarını, tüketimlere sahip olmalarını istiyoruz. Bu kanunlar ilk çıktığında Bintep ve üzeriydi. Portföyümüzde yaklaşık Bintep üzeri 1700 işletme var. Ama bu 500 tepe çektiğimizde de yaklaşık 2500 ile 3000 arası işletmenin portföyümüze destek kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Destek miktarları ilk başladığında yani 2007 yılına baktığımızda o tarihlerde motive edici amaçlıydı. Tabii yatırımın tamamını karşılamıyordu. Yatırımın %20'sine kadar karşılıyordu. En son yaptığımız kanunla değişiklikle destek miktarlarına arttırma gittik. Bunu 300 bin Türk lirasından 1,5 milyon Türk lirasına, verimli kartlayıcı projeler için konuşursak 1,5 milyon TL'ye çıkardık ve yatırımın %30'unu elektrik ve ısı projelerine ayırt etmeden tüm yatırımlara %30, 1,5 milyon TL'ye geçmemek kaydıyla hibe şeklinde destek veriyoruz. Yine herkese gönüllü anlaşma destek programında da destek miktarını 200 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına çıkarttık. Burada baktığımızda nelere destekliyoruz? Endüstriyel işletmelerin enerji verimi, ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon, proses düzenleme gibi yollarla enerji tüketimlerini azaltan,
atıksının geri kazanılmasını sağlayan, kayıp kaçaklarını önleyen projelerini ve en son yaptığımız düzenlemeyle de bu projelere koordinasyon sistemlerini ve atıksıdan elektrik üretimine dahil ettik. Bu tarz projelere dediğim gibi yatırımının 5 milyon TL'ye geçmemek kaydıyla yatırım bedelinin %30'u 1,5 milyon TL'ye kadar hibe teşvikleri vermekteyiz. Burada baktığımızda bir işletme 5 tane projeyle bize başvurabiliyor. Projelerin sanayi alt sektöründe bakanlığımız tarafından yetkilendirilen, sanayi sektöründe yetkilendirilen enerji verimli danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanması gerekiyor. Yıl içerisinde sürekli başvuru alıyoruz. Daha önce dönemsel başvuru alıyorduk. Ve başvurularımızı yansıda gördüğünüz Evdes Enerji GovTevre adresi üzerinden elektronik ortamda almaya başladık bu senenin başı itibariyle. Projelerin 2 yıl içerisinde uygulanması gerekiyor. 2 yıl içerisinde, 2 yılın sonunda proje başında taahhüt edilen tasarrufun sağlanması durumunda da destek ödemesini proje sonunda yapıyoruz. Tabii burada bazı süreçlerimiz var. Dosya, proje başvurusu geldikten sonra dosya üzerinden inceleme yapıyoruz. Gerekirse yerinde inceleme de yapıyoruz. Tabii pandemi sürecinde bu yerinde izleme süreçlerini gerçekleştirmedik. Bunu daha çok video ile, mevcut durumu ortaya koyan videolarla gerçekleştirdik. Ama önümüzdeki süreçte bu yerinde incelemeleri TSE ile bir protokol imzaladık. Tabii pandemi sürecinde TSE'yi bu sürecin içerisine dahil etmedik ama pandemiden sonra da şartlar el verdiğinde de yerinde incelemeleri TSE tarafından yapılmasını öngörüyoruz. Proje 2 yıl içerisinde uygulandıktan sonra işletmemize projeyi bitirdiğine dair bir yazı gönderiyor. Akabinde de biz tekrar sadece genel müdür başkanlığımız personeli, bakanlığımız personeli göndererek yerinde incelemeleri yapıyoruz ve tasarrufun sağlanıp sağlanmadığını yerinde görüyoruz. Sağlandığı takdirde de dediğim gibi hibe teşviklerinden işletmeleri faydalandırıyoruz. Burada şunu da söylemekte fayda var. Biz dediğim gibi destekleri proje tamamlandıktan sonra veriyoruz. Ama önümüzdeki dönemlerde erken ödemeye yönelik bazı çalışmalarımız da olacak. Bunu sunumumu konuşmanın sonunda detaylı bir şekilde vereceğim. Diğer taraftan evde şirketlerin proje hazırlama bedellerini ve yine yerinde ön inceleme bedelinde proje destek kapsamına dahil ediyoruz. Elektrikli ısı projesi eskiden belli oranlarda destekleniyordu. Şu an her ikisinde %30 oranında destekliyoruz. Eskiden bir sözleşmemiz vardı eski mevzuata göre. Bu sözleşme hem süreçleri uzatıyordu hem de işletmelerden ilave damga vergisi almamızı gerekiyordu. Bu sözleşme olayını da kaldırdık ve süreçlerimizi oldukça hızlandırdı. Baktığımızda eskiden bazen bazı projelerin değerlendirmesi 1 yıla kadar sürüyordu. Ortalama 6 ayla 8 ay arasındaydı. Bu süreçleri şu an 2 ayın altına kadar düşürdük. Hızlanma epey süreçlerde ilerleme kaydettik. Diğer taraftan tasarrufun %100'ün sağlanması gerekiyordu eski mevzuata göre. Burada da bir %10 tolerans getirerek tasarrufun %90'ın sağlanması durumunda da desteklerden işletmeleri faydalandırıyoruz. Buradaki kriterimiz, temel kriterimiz projeyle taahhüt edilen, projeyle ortaya konulan tasarrufun sağlanması ve projenin taahhüt edildiği şekilde uygulanması. Diğer taraftan da şu an projelerin geri ödeme süresinin 5 yılın altında olmasını istiyoruz. Kriter olarak uygunluk kriterlerimiz bunlar. 2009 yılından beri baktığımızda bu tabii slaytı güncellendir rakamlar değişti bugün itibariyle. Sayın Bakanımız da bu rakamlardan bahsetti. 325 projeye yaklaşık 42-43 milyon TL destek sağlamışız. Diğer rakamlara baktığımızda işte Bülent Bey bahsetti, Şule Hanım bahsetti. Aslında bu rakamlar çok da büyük rakamlar değil. Enerji, Türkiye'deki enerji verimli potansiyelini dikkate aldığımızda verimli kartlayıcı projelerin sektörü motive edici, bilinçlendirici projeler olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bunu toplu dönüşümü sağlayabilmemiz için daha ileri noktalara taşımamız gerektiğinin farkındayız. Bunu da ifade etmekte fayda var. Her ne kadar bunlar aslında bizim quick win diye tabir ettiğimiz yardımcı tesislere yönelik projeler diye ifade edebiliriz.
Burada tasarruf rakamları var. Tabii bu tasarruf rakamları projenin ekonomik ömrü boyunca devam ediyor. Projenin ekonomik ömrü boyunca tasarrufları rakamla ifade ettiğimizde bu rakamların 500 bin kümülatif olarak 500 bin TED'leri de geçtiğini ifade edebiliriz. Diğer bir destek programımız gönüllü anlaşma destek programı. Verimlilik artıcı projelere kıyasladığımızda çok rağbet gören bir program değil ama 2009 yılında ilk başladığında epey bir rağbet vardı. Burada temel kriter şu, işletmelerin enerji yoğunluğunu bir birim hasıla başına tüketilen enerji miktarını ifade etmektedir. İşletmelerin yıl içerisinde enerji yoğunluğunu en az %10 azaltmayı taahhüt ederek bakanlığımızla anlaşma yapmaları durumunda 3 yılın sonunda taahhüt ettikleri enerji yoğunluğunu en az %10 azaltırlarsa anlaşma yaptıkları yıla ait enerji giderinin %30'u en fazla 1 milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla hibe şeklinde desteklenmektedir. Buradaki başvurular her yıl Mayıs ayında alınmakta. Gönüllü anlaşma desteklerine baktığımızda burada özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının, kojenerasyon yatırımlarının ve modern atık yakma tesis yatırımlarının dolaylı olarak desteklendiğini söyleyebiliriz. Burada şu şekilde siz anlaşma yaptığınız yılda 3 yıl içerisinde herhangi bir yıl içerisinde bu yatırımları yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımların kojenerasyon yatırımlarını devreye aldığınızda ve bu yatırımlardan elde ettiğiniz enerji miktarı, ürettiğiniz enerji miktarı bir defaya mahsus olmak üzere tasarruf edilmiş enerji olarak kabul edip işletmenin yıllık enerji tüketiminden düşürülmektedir. Yani bu yatırımlar burada dolaylı bir şekilde desteklenmektedir. Burada da aynı şekilde kriterlerimiz geçerli. Verimlilik artırıcı projede olan kriterler burada da geçerli. Şimdi biliyorsunuz devlet desteklerinden başka bir kurumdan, kamu kurumundan faydalanıyorsanız aynı projede diğer kamu kurumundan faydalanmıyorsunuz. Ama gönüllü anlaşmada bu kriter geçerli değil. Verimlilik artırıcı projeye başvurduğunuzda da gönüllü anlaşmaya aynı anda aynı şekilde başvurabilirsiniz. Dediğim gibi verimlilik artırıcı projeler gibi çok rağbet gören bir mekanizma değil. Şu ana kadar 7 işletmeyi destekledik. Tabii bunlar şu an için komik rakamlar gibi görünebilir. Geçen sene 12 tane başvuru aldık. 12 tane gönüllü anlaşma imzaladık. Bu sene de duyurumuzu yaptık. Mayıs ayı itibariyle de başvuruları alıyor olacağız. Son destek programı ise aslında bu destek programını Sanayi Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülüyor. Biz burada teknik olarak enerji verimliliği yatırımlarını değerlendiriyoruz. İmalat sanayi tesislerinde yine 500 TED üzeri enerji tüketimi olan işletmelerin enerji verimliliği yatırımları %15 enerji tasarrufu sağlamak karşılığında kriteriyle sağladığı takdirde 5. bölgede verilen desteklerden faydalanabilmektedir. Bu destekler nedir? Faiz desteği, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi, işveren hissesi desteği, vergi indirimi gibi teşvikler uygulanmaktadır. Burada program 2014 yılında başladı. 2014 yılında başladığında kriter bir birim ürün başına %20 tasarruf sağlaması ve projenin geri ödeme süresinin 5 yıl olmasıydı. 2016 yılına geldiğimizde bu mekanizmaya yönelik başvurular aldık. Fakat bu kriterlerden dolayı işletmelerin buradan faydalanamadığını, destekten faydalanamadığını gördük ve kriterde bir revizyona gittik. 5 yıl yine kaldı fakat mevcut duruma göre %20 enerji tasarrufu sağlanması kriteri getirdik. Ancak gelinen noktada gelen başvuruların bu kriterleri sağlamaması nedeniyle hem %20 tasarruf kriterini hem de 5 yıl geri ödeme kriterini karşılamaması nedeniyle yine kararda değişikliğe giderek sadece kriteri %15 enerji tasarrufu şeklinde değiştirdik. Kriter değişikliğinden sonra da bir çimento fabrikamız bu teşviklerden faydalandı diyebiliriz. Burada süreç nasıl işliyor? Başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Ekipman listesiyle beraber, proje dosyasıyla beraber. Sanayi Teknoloji Bakanlığı bu ekipman listesini ve proje dosyasını bize gönderiyor. Biz bu proje dosyasını sadece dosya üzerinden inceleme yapıyoruz. Yerinde inceleme yapmıyoruz. Kriterleri karşıladığı takdirde bir rapor hazırlıyoruz. Aslında karşılamadığı noktasında da rapor hazırlıyoruz. Olumlu ya da olumsuz bir rapor hazırlıyoruz. Ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderiyoruz. Ekipman listesiyle beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olumlu rapora istinaden bir teşvik belgesi, yatırım teşvik belgesi düzenleyerek işletmelerin bu saydığım teşviklerden faydalanmasını sağlıyor.
Sonraki süreç nasıl işliyor? İşletme yatırımı tamamladığını bize bildiriyor. Biz de yerinde gidip bu tasarrufun, %15'lik tasarrufun sağlanıp sağlanmadığını yerinde yaptığımız ölçümlerle kontrol ediyoruz. Ve akabinde bir gerçekleştirme raporu hazırlayarak tekrardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderiyoruz. Beşinci bölge teşviklerinde de destek mekanizması aslında bu şekilde işliyor. Burada baktığımızda aslında 5. bölge teşvikleriyle gönüllü anlaşma ve verimlilik artıcı proje teşviklerini kıyasladığımızda 5. bölge teşviklerinin daha fazla destek alma imkanı olduğunu görüyoruz işletmelerin. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile konuştuğumuzda özellikle bunu rakamsal olarak, parasal olarak ifade ettiğimizde yatırımın %60'ına yakın desteklerden faydalanmanız mümkün. Ki kaldı ki enerji verimli açısından baktığımızda da burada %15 sanayi için aslında büyük bir rakam. Verimlilik artırıcı projelere kıyasla oldukça fazla enerji tasarrufu sağlamanın mümkün. Çimento fabrikası örneğini verecek olursak sağladıkları yatırımla yıllık 25 bin TEP enerji tasarrufu sağlayacaklarını öngördüler. Bunu tabii yerine yapacağınız ölçümlerle de doğrulayacağız ve teyit edeceğiz. Verimlilik artırıcı projelere baktığımızda 2009 yılından 2021 yılına geldiğimizde de toplamda yıllık olarak sağlanan tasarrufun 74 bin, 75 bin TEP'ler civarında olduğunu görüyoruz. Buradaki hani 5. bölgeyle kıyası göstermek adına, rakamsal olarak ifade etmek adına söylediğimizde 5. bölge teşviklerin nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mevcut enerji verimliliği desteklerimiz sadece sanayi sektörüne yönelik. Ancak diğer sektörlere yönelik Cumhurbaşkanımızın ekonomik reform paketinde de açıkladığı üzere bina hizmetler, bina ticari ve hizmet binalarında, tarım sektöründe, enerji sektöründe ve hizmet sektörü tesislerinde de desteklerimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bununla alakalı mevzuat çalışmalarına başladık. Diğer taraftan sadece hibe desteği değil, faiz desteği de işletmelere vermeyi öngörüyoruz. Ki kaldı ki sektöre, konut sektöründe meskeni de dahil etmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte baktığımızda verimlilik artırıcı proje desteklerinde ve diğer desteklerde, 5. bölgeyi bundan ayrıca diyorum, projeler tamamlandıktan sonra destek ödemesi yapıyoruz. Proje sonunda yapıyoruz. Erken ödeme yapmayı planlıyoruz belli kriterler karşılığında. Bu da proje sayısının artmasına neden olacak. Diğer taraftan baktığımızda rakamlar iki haneli rakamlar, destek rakamlarımız. Bunu üç haneli rakamlara çıkartmayı planlıyoruz ki yapacağımız alternatif destek modelleriyle hem faiz hem hibe desteği ve diğer sektörleri de buraya da dahil ettiğimizde ve diğer taraftan da erken ödeme yaptığımızda bu rakamların üç haneli rakamlara çıkacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan verimlilik artırıcı projelere örnek alternatif olması açısından da ulusal enerji verimliliği eylem planında da yer aldığı üzere sektörler tarafından, verimlilik artırıcı projeler tarafından sağlanan tasarrufların satın alınması esasına dayalı enerji verimliliği yarışmaları da düzenlemeyi düşünüyoruz. Verimlilik artırıcı projelere alternatif olarak. Tabii burada enerji verimliliği yarışmaları dönemsel olarak başvuralım. Bunu program bazında uygulamayı planlıyoruz. Enerji verimliliği yarışmaları bize ne sağlayacak? Verimlilik artırıcı projelerde 100 milyon destek verdiğimizde bunun sağlayacağı bir tasarruf var ve parasal karşılığı var. Bu 100 milyonluk bütçeyle projelere yarıştırdığımız için daha fazla tasarruf sağlama imkanımız olacak. Yani biz bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Vereceğimiz kamu desteğiyle ya da daha az yapılacak yatırımla daha fazla tasarruf sağlamamız mümkün olacak. İlerleyen dönemlerde burada öngörümüz, takvimimiz yıl sonuna kadar bu tarz mekanizmaların mevzuatta işlenmesi şeklinde bir öngörümüz var. Umarım önümüzdeki seneden itibaren hem sanayi dışında diğer sektörleri de buraya dahil ederek hem hibe desteğinin hem de faiz desteğinin birlikte uyguladığımız modeller içerisinde olacağını temenni ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum tekrardan. Çok teşekkürler Ersoy Bey. Ben süremizi açtık. Ben hızlıca sözü Watt Enerji Genel Müdürü Sayın Altuğ Karataş'a vermek istiyorum. Buyurun Altuğ Bey, söz sizde. Merhaba, herkese teşekkür ediyorum. Ben de sona kalan biraz zora kalır, son sıraya kaldık ama şöyle güzel bir taraf var. Bir kısmını zaten Ersoy Bey değerli bilgileri paylaştı. Ben pratikleri paylaşacağım. Öncelikle hem ICCI Ferayan'ın ve ekibine hem de Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı nezdinde Yavuz Aydın ve tüm ekibe bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Biz de işin enerji verimliliği tarafındaki teşvik ve desteklerden bahsedeceğiz. Ama ben biraz daha pratik uygulamasına geçeceğim. Bilmiyorum ekranım şu anda gözüküyor mu acaba?
Şimdi zaten Ersoy Bey, verimlilik arttırıcı projeler, VAP'lar ki çok popüler şu anda. Beşinci bölge teşvikleri ve gönüllü anlaşmalardan bahsetti. Bizi orada bir tüyo verdi. Verimlilik arttırıcı projeler için artık sabah Burhan Bey de anlattı. Kojenerasyon sistemleri de gidiyor. Kojenerasyonla ilgili bir etkinlikte olduğumuz zaman tabii ki esas oraya yönelik örnekleri ben de paylaşmaya çalışacağım burada. Verimlilik arttırıcı projelerdeki amaç, hani enerji verimlilik danışmanlık firmalı olarak bizler tesislerde bu potansiyelleri, özellikle şuraya vurgu yapacağım, etütlerle zaten tespit ediyoruz. Burada firmalara tavsiyemiz, hem kojenerasyonla ilgili yatırımı yapan firmalara, hem bununla ilgili taahhütü gerçekleştiren firmalara tavsiyemiz, enerji verimlilik danışmanlık firmalarıyla koordineli bir şekilde çalışmaları neticesinde çok daha fazla proje çıkabileceğinin altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü bizler enerji verimliliği etütlerinde bulduğumuz enerji verimliliği projeleriyle beraber tesisin enerji yoğunluğunun azaltılması için neler yapılması gerekiyor, bunlara da bakıyoruz. Ve son yıllarda yapmış olduğumuz etütlerin birçoğunda aslında tesislerin kojenerasyon sistemleriyle çok ciddi anlamda enerji yoğunluklarını düşürebilecekleri ortaya çıkıyor. Onun için bu etütlerin neticesinde, etütlere burada özellikle vurgu yapıyorum, ortaya verimlilik arttırıcı projeler çıkmakta. Artık bakanlığımızın da kojenerasyon sistemlerini de bu desteklerin içine katmasıyla beraber verimlilik arttırıcı projelerin gerçekten çok önem kazandığını düşünüyorum. Sadece şunu vurgulayacağım, %30 hibe ciddi bir konu ama kojenerasyon için 5 milyon liralık sınırı burada vurgulamak istiyorum. Aynı anda 5 proje evet ama bir projeye eğer kojenerasyon olarak sokmak istersek bu yatırımın içine, şu an için KDV hariç 5 milyon liralık bir sınırımız var. Önümüzdeki dönemde Ersoy Bey de bahsetti, bazı genişlemeler olacaktır. Ama şu anki projeksiyonların hepsinin bu 5 milyon liralık sınıra göre yapılması gerekiyor. Tabii ki işte bakanlık nezdinde kayıtlı ve etüt yapan ve hatta 1000 TEP'in üstünde etüt zorunlu ama 500 TEP sınırına kadar da indirildi. Bu firmaların da işin içine girmesiyle yine biraz önce verilen bilgiyle ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. 2000'in üzerindeki firmanın böyle bir potansiyelin içine dahil olmasından bahsediyoruz. Ben sadece VAP'larla ilgili bir süreç bilgisini eklemek istiyorum. O da şu, etütlerden bahsettik. Bizler tabii ki etüt yapacağız. Neticesinde sahada ölçümler gerçekleştireceğiz. Çünkü bakanlığımız kalibrasyonlu cihazlarla sahadan yapılan ölçümleri kabul etmekte ve kendileri de sahaya geldiklerinde bu tip cihazlarla yapılan ölçümün teyidini yapmaktadır. Onun için VAP sürecinde birincisi mutlaka projeyle ilgili sahada bir etüt ve ölçüm gerekiyor. İkincisi yine bakanlığımız bir gelişme daha yaptı ve dijital başvuru sürecine geçti. İşte hızlandı şu andan itibaren. Bir başvuru dosyası hazırlanması gerekiyor. Yetkilendirilmiş bir enerji verimlilik danışmanlık firmasıyla. Başvuru dosyası dijital ortamdan kabul edildikten sonra bir yerinde inceleme süreci gerçekleşiyor. Yerinde incelemede henüz daha bu yatırım yapılmamış oluyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Yatırımı henüz yapmadınız. Ondan sonra bakanlığın projeleri kurula sunması ve onayından sonra ancak bu yatırımla ilgili çalışmalara başlayabilirsiniz ve fatura kestirebilirsiniz. VAP'taki en önemli kriter bu. Daha sonra bu projeyi uyguladı kuruluşlar. Kojenerasyon örneğinden girelim. Diyelim ki bir kojenerasyon sistemi uyguladınız, elektriğinizi aldınız, atık ısınızı aldınız, buharınızı, ısıtmanızı, soğutmanızı aldınız. Sonradan bakanlığı yine davet ediyorsunuz. Yetkili EVD firmasıyla beraber bu sefer de uygulamanın performansının kontrolü yapılıyor ve yerinde inceleme neticesinde eğer uygun görülürse işletmenin ödeme yapılması, yani %30 teşvikten faydalanma süreci geliyor. Ben 5. bölge teşvikleriyle ilgili de detayı yine bir tarafa bırakıyorum. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. VAP ve gönüllü anlaşmalarda bu kojenerasyon sistemleriyle ilgili çalışmalar var ama şu atıfta bulunacağım. Özellikle son zamanlarda tekstil sektörü gibi, çimento sektörü gibi, demir çelik gibi birçok firma bu Green Deal denilen yeşil mutabakatla beraber enerji yoğunluklarını düşürme kapsamı içine girmeye başladılar ve mücadele ediyorlar. Çünkü sınırda karbon vergisi gelecek. 5. bölge teşviği de yaklaşık olarak %15'lik mevcut duruma göre bir enerji tasarrufu istiyor. Örneğin birçok tekstil firmasının kömür yakıtlı ısı enerjisi sisteminden daha temiz, daha az karbon salımı yapan sistemlere dönüş yapmaya başladığını görüyoruz. Burada kojenerasyon için ciddi bir pazar olabilir. Eğer verimi çok düşük ısı üretim sistemleri yerine yine verimi yüksek kojenerasyon sistemleriyle toplamda %15 enerji tasarrufu sağlama imkanı olabilirse de
bir potansiyel olabileceğini, bunun da bir rakamsal sınırın içinde olmadığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Sadece 5. bölgede söyleyebileceğim şu, verimlilik arttırıcı projeye göre toplam sabit yatırım tutarının vergi muafiyeti %55'lere yakın çıkmaktadır. Verimlilik arttırıcı projede bahsettiğimiz üzere projenin sonunda siz bu teşviği alırken, ama 5. bölgede %15 enerji tasarrufunu totalde sağlarsanız projeyle ilgili aslında vergi muafiyetinden faydalanıyorsunuz. Bu da çok ciddi, hem KDV muafiyeti hem de diğer gümrük muafiyetinden de bahsettiğimiz zaman ben sadece şunu söyleyeceğim. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in göbeğinde olan, birinci teşvik bölgesi sınırında içinde olan firmaların bile bu 5. bölge teşviğinden faydalandığı düşündüğümüzde çok ciddi bir destekten bahsediyoruz. Gönüllü anlaşmalar için de yine Ersoy Bey'in belirttiği o %10'luk toplam yoğunluğun, enerji yoğunluğun azaltılması işinin içinde kojenerasyon sistemleri ciddi bir görev üstlenebilir burada. Onun için gönüllü anlaşmalarla VAP'ın da aynı anda yapılıyor olması, yani VAP'ta yapılacak her bir teşvik, her bir projenin gönüllü anlaşmalardaki sepetin içine de giriyor olması, bu anlamda gönüllü anlaşmaları da bence cazip kılmaktadır. Ben sadece buralara vurgu yapmak istedim. Şimdi örneklere geçmek istiyorum burada. Neler yapılabilir? Şimdi gerçek anlamda baktığınız zaman bir elektrik aldığı zaman bir tesis, Türkiye'deki basit çevrim güç santrallerindeki verimler aşağı yukarı belli. Bizler de bu etikleri yapıyoruz. Aşağı yukarı kabaca baktığımızda %30'lar civarında. Döndüğümüz zaman bir gaz türbini çalışıyorsa, kombine çevrim santralinde ise %55'ler civarında. Tabii hep ortalama bahsediyorum. Bir takım verimlerden bahsediyoruz. Ama birleşik ısı güç sistemi olarak eğer kojenerasyon sistemlerini bunun içine aldığımızda ve bunu eğer tesisinizde kullanabilecek potansiyeliniz varsa ve onun için zaten enerji verimlilik danışmanlık firmalarının yapmış oldukları etütlerin gerçekten kojenerasyon pazarı için çok ciddi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Burada buhar, sıcak su, kızgın su ya da ısıtma ya da soğutmayla beraber totalde %90'lara ve hatta bunun üzerine ki %95.6'ya çıktığımız komple yoğuşturduğumuz gaz türbini sistemleri de olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ciddi bir potansiyel var. Burada basit bir örnekle almaya çalışırsak zaten yaptığınız temiz doğalgazı tabii çok daha temiz bir yakıt olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak ceket suyu, atık ısı kazanıyla elde edeceğiniz buhar ya da sıcak su, ardından elde edeceğiniz sıcak su ekonomizerleriyle birlikte toplamda ciddi bir paket tip kojenerasyon sistemlerinde verime kavuşuyorsunuz. Burada örnek birkaç tane kojenerasyon tesisinin sadece görüntüsünü vermek istiyorum ama örnek bir proje üzerinden ilerleyelim. Nereye varacak? Yani totalde ne kazanılacak? Çünkü bakanlığımızın burada vermiş olduğu teşviklerde amaç şu, birincil enerji tüketiminde bir azaltım. Konuştuk biraz önce enerji santrallerindeki verimler de aşağı yukarı belli. Burada 4.3 megawattlık örnek bir projeye baktığınız zaman toplamda harcanacak 10.238 kilowattlık doğalgaza karşılık 4.300 kilowatt elektrik, yaklaşık olarak işte 2061 kW'lık buhar enerjisi elde edimi. Arkasında economizer'la sıcak suyla yine 343 kW'lık bir enerji ve motor ceket suyundan da elde edilecek 1608 kW'lık bir enerji var. Şimdi totalde baktığınız zaman birleşik ısı güç sistemiyle hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Avantaj ne olacak? Kombine çevrim santrallerinde üretilen elektrik açısından bakıyorum. Ortalama verimi yüksek de alalım ki bazı örnekler vermiştik. %50 bile alsak 4300 kW aslında elektrik kullandığınız elektriğin 8600 kW'lık bir enerji harcanarak elde edilmesi gerekiyor. Fakat bunu yerinde bir üretimle gerçekleştirdiğimiz takdirde totale baktığımızda konvansiyonel sistemlerle belki de hem buharı %80 verimli bir buhar kazanı, economizer ya da sıcak su kazanıyla elde ettiğimizi düşündüğümüz zaman ki bu da etütlerde ortalamanın üzerinde bir rakam. Fena da bir kazan verimi değildir. Buna rağmen 13.617 kW'lık konvansiyonel sistemlerde totalde harcanacak birincil enerjiye karşılık kojenerasyon sistemiyle yerinde üretim yaptığınızda 10.238 yani 3.3 megawattlık bir tasarruf çıkacaktır birincil enerjide. Bu da hem verimlilik arttırıcı projeye hem de gönüllü anlaşmalara bir teşvik olarak girdiği için ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır. Ben burada tabii örnekler, birçok örnek vereceğim ama uygulanmış verimlilik arttırıcı projeden de destek almış birkaç tane örnek de vermek istiyorum. Sadece kojenerasyon değil, Ersoy Bey belirtti, daha henüz bununla ilgili yok ama inşallah olacak. Şu anda etikler neticesinde potansiyel projeler geliyor.
Bunu da bekliyoruz. Belki şu anda bizi dinlemekte olan Kojenerasyon Derneği'nin üyeleri içinden de bir tanesi verimlilik arttırıcı projeyle ilgili böyle bir çalışmayı gerçekleştirebilir. Ama atık ısıyla ilgili, yani kojenerasyon sistemlerinin atık ısısıyla ilgili bugüne kadar verimlilik arttırıcı projelerden destek alanlar oldu. Bir tesisimizde mesela yaklaşık gaz motoru arkasındaki atık ısının elde edilmesiyle birlikte birincil enerji kaynağı olarak kömür tüketiyordu bu tesis. Ciddi anlamda bir kömür tasarrufu oldu. Projenin geri ödeme süresi yaklaşık olarak bir yılın biraz üzerinde. 0.6 yıl, 7 ay diyebiliriz. Yıllık enerji tasarrufu ise 1.296.000 TL'ydi. Projede %30 hibe aldığınızı düşündüğünüz zaman aslında süre gittikçe de kısalıyor. Eskiden verimlilik arttırıcı proje başvuru sürelerinin ve gerçekleşme sürelerinin uzun olmasından dolayı bazen firmalar tereddüt ediyorlardı. Ama şimdi yapılan çalışmalarla, dijital başvuru süreçleriyle ve sürecin giderek kısalmasıyla birlikte firmalar bu imalat aşamasında bile süreçlerini tamamlamış olabilirler ve bu desteklerden faydalanabilirler. Yine bir başka gaz türbini sisteminin arkasındaki atık ısı uygulamasıyla saatte yaklaşık 70 metreküplük bir doğal gaz tasarrufu yapıldı. Yılda çalışma saatine baktığımız zaman çok kısa sürede kendini geri ödüyordu. Ama biz bu proje için de verimlilik arttırıcı projeye başvurduk. Çünkü süreç olarak zaten imalat esnasında geçecek süre verimlilik arttırıcı projeyle ilgili gerekli dosyanın tamamlanması ve hazır olması sürecine de yeterli bir zaman tanıyordu. Bu projede yine aynı şekilde verimlilik arttırıcı proje desteğinden faydalandı. Yatırım bedeli olarak baktığınızda 122 bin liralık bir atık ısı uygulamasının yatırım bedeli ama 40 bin lira civarında bir desteği de firma buradan sağlamış oldu. Ben tabii çok hızlı böyle anlattım ama şurada özellikle şu vurguyu yaparak bitirmek istiyorum. Çünkü diğer programlara da çok sakmayalım. Ben de kendi süremi orada kısaltmış olayım. Türkiye'de enerji verimliliği etüt sayıları gittikçe artmakta. Ve bu etütler neticesinde fabrikalara genel bir bakış yapılmakta. Sadece tek noktadan değil. Onun için fabrikaların ısıtma, soğutma, elektrikle ilgili genel tüketimlerine bakan bu etütlerin kojenerasyon sistemlerine uygunluğu kesinlikle ve kesinlikle araştırılmalı. O sebeple de enerji verimlilik danışmanlık firmalarının ortaya çıkartmış oldukları bu çalışmaların, etüt çalışmalarının, burada ortaya dökülen rakamların ben kojenerasyon pazarı için çok ciddi fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Diğer bir taraftan bir de 5 milyon lira sınırı olsa bile ben burada 1-2 megawata yakın belki de yatırımların teşvik alabileceğini düşünüyorum ki orta ölçekli fabrikalar için de uygun yatırımlar gözüküyor bunlar. Bu projelerin verimlilik arttırıcı proje desteği içine girmesi, gönüllü anlaşmalar içine giriyor olması da çok ciddi bir fırsat oluşturacaktır. Ve birincil enerji tüketimindeki azalmaya da sebep olacağı için ben burada ciddi fırsatlar görüyorum. Aynı zamanda yine ekonomik reform paketinin içinde Ersoy Bey'in de vurguladığı gibi yeni dönemde 2021'in sonuna kadar ticari ve hizmet binalarının da bu tarafta teşvik paketinin içine girecek olması da yine kojenerasyon sistemleri için hem elektrik yerinde hem ısıtma hem de soğutma için ciddi fırsatlar olacağını tekrardan hatırlatıyorum. Enerji performans sözleşmeleri zaten diğer oturumlarda ben de dinledim. Birçok noktada belirtiliyor. Burada devletin teşvik mekanizması dışında ikincil bir teşvik mekanizması yani piyasanın kendi içinde oluşturduğu bir teşvik mekanizması gibi gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ben herkesi birincil enerji tüketimini azaltmaya, enerji yoğunluklarını azaltmaya, dünyanın en iyi yatırımı olduğunu düşündüğüm enerji verimliliği yatırımını yapmaya devam etmelerini buradan dile getirmiş olalım. Herkese sağlıklı, verimli ve mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler Altuğ Bey. Siz ve tüm panelistlerimiz yatırımcılar için çok değerli bilgiler paylaştılar. Ben fazla uzatmadan hemen sözü Feray Hanım'a bırakmak istiyorum. Biraz süremizi açtık. Ben hem dinleyicilere hem de organizasyona tekrar çok teşekkür ederim. Buyurun Feray Hanım. Çok teşekkür ediyorum Koray Bey ve tüm konuşmacılarımıza. Altuğ Bey size de çok teşekkür ediyorum. Hemen toparladığınız için sağ olun efendim.